Merhaba, yeni aldığım DeLonghi Latte Macchiato bardaklarını bir kahveyle deneyelim bakalım. Haydi. Bir kişilik single shot filtreyi porta filtreye yerleştirdim. 7 ila 9 gram ideal kahve miktarı. Zaten ölçek var ve çok tıka basa doldurmadığınız takdirde bu filtrenin ölçeği son derece uygun. Kapatalım. Şöyle iki tarafına vuruyoruz. Metal temperim olmadığı için elle yapıyorum. İki tarafına normalde vurur baristalar, belki görmüşsünüzdür. Şöyle dengeliyorum kahveyi. Temperlıyorum. Dengeli bir şekilde. Temizliyorum. Gördüğünüz gibi. Bir kere flashlıyorum. Bir önceki kahveden küçük parçacıklar kalmış olabiliyor. Yerleştiriyorum. Küçük bir cezveye espressoyu alacağım. Çünkü sütü kenarda önce sütü yapıp üzerine makineden espressoyu dökmek istemiyorum. Kendim el ayarımla yapacağım. Ayrıca sütü kenarda bekletmek istemiyorum ve bu makinenin kullanım kolaylığı açısından önce espressoyu alıp sonra sütü yapmak daha doğru oluyor. Bir yandan sütü koyayım. Yağlı süt kullanım 2.8-3.5 gibi bu türlü kahvelerde özellikle çok önemli. Kremanın kalitesi açısından yağlı süt. Evet. Şöyle bardağımı alalım. Espressomu makinenin üstüne koyuyorum. Bu platform zaten sıcak. Espresso soğumayacak. Buhar butonuna basıyorum. Buhar butonunun içinde biraz su olduğu için şöyle onu alıyorum. Evet, tamamen buhar kalana kadar sütünüze su karışmaması için. Evet, şimdi tamamen buhar. Makineyi kullandıkça püf noktalarını öğreniyorsunuz. Ve ev için, ofis için son derece ideal bir makine. 65 ila 70 derece arası sütü ısıtıyoruz basınçlı buharla. Çok fazla yakmıyoruz kesinlikle. Elinizi potta artık tutamayacak derecede sıcak olmuşsa o noktada kapatabilirsiniz. Daha fazla yakarsanız hem sütü temizleyelim musluğumuzu. Evet. Evet. Gayet güzel bir köpük aldım. Yağlı boya kıvamında olmalı, parlak. Şöyle göstereyim olabildiğince dökmeden. Evet. Son derece güzel oldu. Işıl ışıl parlamalı, saten yağlı boya gibi. Yani kesinlikle hiçbir köpük yok. Son derece yoğun. Evet. Ve döküyoruz. Bir miktar bırakıyoruz köpüğünü ve espressomuzu alıyoruz. Ortasından aşağıya doğru döküyoruz. Macchiato zaten İtalyanca leke benek demek. Gördüğünüz gibi. Tamamdır. Ve kaşıkla kalan son özellikle köpüklü bölümünden ilave ederek bardağı tamamlıyoruz.
Bardak elinizi yakmıyor. Son derece şık ve güzel. Tavsiye ederim. MediaMarkt'tan almıştım. Gayet güzel oldu. Şöyle. Afiyet olsun. Görüşürüz diğer videolarda.